Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının ikinci gününe başlıyoruz. İkinci gün toplamda 3 videomuz olacak ve 6 sayfamız olacak. İkişer sayfa ikişer sayfa işleyeceğiz her videoda ve ne işleyeceğiz? Birim çember işleyeceğiz ve birim çemberde trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz size. Evet ilk videomuzda kitabımızda sayfa numarası 8 ve 9'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Birim çember çok önemli bir yer çünkü trigonometride çoğu şey bunun üzerine kurulmuş diyebiliriz. O yüzden ilk başta şöyle bir tanımını iyi bir şekilde anlayalım. Birim çember dediğimiz merkezi 0,0 olan ve yarıçapı da bir birim olan çembere denir arkadaşım. Normalde çemberin denklemi, hocam merkezi a, b olan yarıçapı da r olan çemberin denklemi x, x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde yazılır. Evet, çemberin denklemi budur arkadaşım. E o zaman birim çemberin denklemi ne olacak? Merkezi 0,0 ya x eksi sıfırın karesi artı y eksi b yerine de sıfır yazıyorum. Sıfırın karesi eşittir. R de ise birin karesinden dolayı ne geldi? x kare artı y kare eşittir. Birin karesi de bir yaptı. İşte çemberin denklemi budur. E hocam biz daha çember analitiğini görmedik. Bana niye buradan anlatıyorsun diyebilirsin. Sana şimdi de geometrik olarak çemberin denkleminin nasıl bulunduğunu göstereyim. Geometrik olarak ispatında bilin ki bazı sorularda bu ispat tekniğini de kullanacaksınız. O yüzden bak şimdi göstereceğim teknik de önemli. Hali hazırda çizilmişi var zaten. Birim çember. Tanımını biliyoruz. Merkezi 0 0 olan yarı çap 1 bir birim olan bir çember çizecek olursak. Ve çember üzerinden rastgele bir x virgülü y noktası seçelim. Çünkü çember üzerindeki noktaların geometrik yerini arıyorum ben. E buradaki x virgülü y noktası seçtikten sonra apsi x oluyor. Ordinatta y oluyor. Yani burası y iken o zaman burası da ne oldu? Y oldu. E ne çıktı burada? Bir de en güzelik çizim yarı çaptır çemberde. Şöyle bir yarı çap çizince yarı çapı da bir birim olduğu için şurada bir pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. A, burada x ile y arasındaki ilişki çıkıyor mu çıkıyor. Nereden dolayı çıkıyor? Pisagor bağıntısından. Pisagor bağıntısı da x kare artı y kare eşittir birin karesinden dolayı bir mi çıkıyor o zaman? Evet işte birim çemberin genel denklemi x kare artı y kare eşittir birdir. Tamam sen bunu bileceksin. Kesin ve net bir şekilde bileceksin. Ama dediğim gibi biraz önce de dedim. İspat tekniğinde bir çünkü bazı sorularda birim çemberi yorumlayacağız. Birim çemberi yorumlarken buradaki tekniği kullanacağız kardeşim. Tamam. Hadi bakalım birim çemberi tanıdık. Şimdi sorusuna bakalım. Şimdi bu ifade bir birim çember belirttiğine göre diyor. Arkadaş birim çember belirtiyorsa x kare artı y kare eşittir 1 şeklinde olmak zorunda. Burası 1 ya. E, o zaman x karenin kas sayısının 1, y karenin kas sayısının 1 olması lazım. Yani m eksi 1'in 1 olması lazım. m'i buradan 2 buluruz n eksi 3'ün de 1 olması lazım. N'i de buradan 4 buluruz. M artı n isteniliyor bizden. O zaman cevap 2 artı 4'ten 6 çıkar kardeşim. Örnek 1'i artı bulduk. Geldik örnek 2. İfadesi. Birim çember belirttiğine göre A artı B toplamı nedir? Arkadaş bu bir birim çember belirtiyorsa o zaman şunun x kare artı y kare eşittir 1 şeklinde olması lazım. O zaman şu x kare artı y kare eşittir 1. Yani B'nin 1 olması lazım. Evet. O zaman B'nin 1 ise A'nın da 1 olması lazım. A 2 eşittir 1 ise A'yı 3 buluruz. A hocam burada 8 x A eşittir 1 ise A da buradan 7 geliyor. A olmadı ki A'nın 2 değeri çıktı. Demek ki B 1 değilmiş arkadaşlar. E B 1 değilse nedir arkadaşım? Şimdi ona göre yorumlayalım. O zaman B 1 olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Ya şimdi şöyle bir şey olduğu zaman 5x kare artı 5y kare eşittir 5 olduğunda da bir çember denklem elde ederiz. Çünkü 5 parantezini aldığınızda 5'ler gidiyor. X kare artı Y kare eşittir 1 oluyor. Değil mi? Hani bunu da düşünmek lazım. O zaman bir çember denklemi belirttiği dediği zaman bu X kare artı Y kareli bir şey 1'e eşitse tamam. X karenin katsayısı 1, Y karenin katsayısı 1 diyebiliriz. Ama şu B 1 olmadığı zaman ne diyeceğiz? Hocam X karenin ve Y karenin katsayısının ne olması lazım? 1 bir, birine eşit olması lazım. Yani A eksi 2 eşittir 8 eksi A olması lazım. 2A eşittir 10'dan A'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. A yerine 5 yazarsam 5 eksi 2 burası 3 yapar burası da 3 yapar. Bak dikkat et 3x kare artı 3y kare eşittir b oldu. Bunun çember denklemi olması için ne arıyorum ben? x kare artı y kare eşittir 1'i arıyorum ya. 3'lerin sadeleşmesi lazım. O zaman b'nin de ne olması lazım? 3 olması lazım. Yani a'yı 5 bulduk. b'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Bizden a artı b isteniliyor. a 5 b 3 ise toplamı da 8 yapar. Güzel bir soru arkadaşım. Evet örnek 2 böylelikle bulduk, geldik örnek 3'e. Birim çember üzerinde 240 derecelik açıya karşılık gelen noktanın koordinatlarını bulunuz. İşte bak şimdi. Birim çember çizmemiz gerekecek o zaman burada. Birim çember çizip birim çemberi burada yorumlayacağız. 240 derecelik açı. Şöyle bir birim çemberi çizelim bakalım. İspat tekniğini bilmek önemli demiştim zaten size. Ve 240 dereceyi bulacağız. Arkadaşlar 0 derece bu değil mi? Evet sonra 90 derece bu. 240 derece gideceğim. 180 derece bu. Arkadaş 0 derece böyle başlar. Sonra gelir 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 360 yapar. 360'tan sonra 361, 362 diye yapıyor demiştik ya. Sonrası esas ölçü demiştik aslında. neyse 240'a bakacağım sıfırla. Zaten esas ölçüsü 240. Hocam şöyle gelsem 180. 180'e kaç eklersem 240 yapar? 60. Yani bir 60 derece daha gideceğim. Yani şuradaki açı 60 derece olursa ve birim çemberin yarı çapı kaç birimde? Bir birimde. Yani şu yarı çap uzunluğu bir birim. Çemberde zaten en etkili silahımız yarı çap çizmekti. Bak burada da yarı çapın bir birim olduğunu gösterdik. İşte buradaki noktanın bak toplamda burası kaç derece yapıyor? 240 derece yapıyor. Bu 240 derece olan noktanın koordinatlarını bulunuz diyor şimdi. Buradaki noktanın koordinatlarını bulacağım. Arkadaş analitik geometriden biliyoruz. Ya da daha 8. sınıftan biliyoruz. Bu noktanın koordinatları nasıl bulunur? X eksenindeki sayısal değer ve Y eksenindeki sayısal değerle bulunur. E bulalım bakalım bunu. Bunu böyle çizince diki. Hocam burada da dik çizdik. Şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Bu dikdörtgeni yorumlayacağım. Şimdi 90'ın karşısı 1 ise burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı yarısıydı. Yani 1 bölü 2 yapar. 60'ın karşısında da 30'un karşısındaki bir köküç katıydı. Yani 1 bölü 2'nin köküç katı. O da köküç bölü 2 mi yaptı? Evet. Şimdi buradaki noktaya bak bakalım. Hocam 1 bölü 2 birim solda. Solda olması. Eksi 1 bölü 2 olması anlamına geliyor. E, ee, burada da kök 3 bölü 2 bulduk ya dikdörtgenden dolayı. Burası da kök 3 bölü 2. Ordinatına baktığın zaman da kök 3 bölü 2 birim aşağıda. Aşağıda olması da eksi kök 3 bölü 2 olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Yani bakın bu noktanın koordinatları ne çıktı? Eksi 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 çıktı kardeşim. İşte bu şekilde. Yani hem sen tanımını bil. X kare artı y kare eşittir 1. Hem de ispat tekniğini bil. Sorularda sıkıntı yaşama. Evet geldik örnek 4'e. Yukarıda verilen noktaların Hangisi ya da hangileri birim çember üzerindedir? Arkadaşlar birim çember olması için denklem ne? X kare artı Y kare eşittir 1 değil mi? Yani bunun sağlanması lazım. İstersen birim çember bu aklına gelmezse şöyle birim çemberi çizersin şöyle. Hocam sonra A noktası eksi 1'e 1'i böyle gösterirsin. Eksi 1'e 1 bir burada ya. Hocam birim çember sağlanıyor mu diye bakarız. Şöyle gelirsin eksi 1 burası da 1. E hocam şurası 1 burası da 1 bir birim. Şöyle çizince 1 1 Kök yaptı. yaptı. E, Bunun yarı çapı biri birim 1'im yapmadı ki. Birim çember üzerinde değildir der, dersin Tamam mı? Yani sıkıştığın zaman ispat tekniğini kullan. Ya da sen zaten biliyorsun. Birim çember x kare artı y kare eşittir. 1'i sağlıyor. E o zaman şunu sağlıyor mu diye bakacağız. 1'e bakalım. 1'e nasıl bakacağız? x yerine eksi- 1, y yerine 1 yazacağım. eksi 1'in karesi artı 1'in karesi eşittir. 1 sağlanıyor mu? Hayır. Bu ne yaptı arkadaşlar? 2 eşittir 1 değil. O yüzden birim çember denklemini sağlamadığı için 1 olmadı. İkincisine bakalım. İkincisi de arkadaşlar noktalarımız bu. Yani eksi 1 bölü kök 2'nin karesi. Şuna bakıyorum. Eksi 1 bölü kök 2'nin karesi artı. Kök 2 bölü 2'nin karesi eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. Evet bir nokta bir doğru üzerindeyse ya da çember üzerindeyse ya da herhangi bir eğri üstündeyse Denklemi sağlamak zorunda. 1 bölü kökkenin eksi 1 bölü kökkenin karesi nedir? 1 bölü 2 artı şunun karesi 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 eşittir 1. Sağlandı mı? Sağlandı. O zaman bu birim çember üzerindedir. Sonra şuna bakacağız. Üçüncüyü olarak arkadaşım. Üçüncüyü de siyah renkle göstereyim. 1 bölü 2 yani 1 bölü 2'nin karesi artı şu da 3 bölü 2 kök 3. 3 bölü 2 kök 3'ün karesi eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. Arkadaş burası 1 bölü 4 yaptı artı. 9 bölü 12 yaptı burası değil mi? 9 bölü 12 yaptı. 9 bölü 12 dediğimiz nedir? 3'e ee, e bölsen 3, 3 bölü 4. Bu da 4 bölü 4'ten 1 yaptı mı yaptı. Yani o zaman bu da birim çember üzerinde oldu arkadaşlar. Evet o zaman cevabımız da oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Kolay değil mi? Evet hem tanımını bil hem de böyle birim çember ispat tekniğini bil. Çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Bakalım örnek 5 ne diyor? Birim çember üzerinde y eksenli olan uzaklığı x eksenli olan uzaklığının iki katına eşit olan noktaların birleşmesiyle elde edilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Tamam analitik düzlemde bir şey yorumlayacağım. Bak burada y eksenli olan uzaklıktan ve x eksenli olan uzaklıktan bahsediyor. Önce bir analitik geometri onu bir hatırlayalım seninle birlikte. Şöyle bir nokta x virgül y noktası aldığımız zaman ne oluyordu? Şunun x eksenli olan uzaklığı burası bunun y eksenli olan uzaklığı da burası. E hocam burası x burası y ya. Bak bu uzunluk y. Arkadaş burası y iken burası da y değil mi? Evet. E yani x eksenli olan uzaklığı y'si yaptı. Y eksenli olan uzaklığı da bak şurası x. E o zaman burası da x değil midir? Evet. Demek ki bir noktanın da y eksenli olan uzaklığı x yapıyor. Ama ya bu nokta ikinci bölgedeyse, üçüncü ise ya da dördüncü bölgedeyse eksi x ya da eksi y diye bir şey diyor muyduk? Hayır. Ya yani analitik geometride uzaklık girince işin içine ne diyorduk? Mutlak değer x diyorduk. Peki bana burada şunu demiş. Y eksenine olan uzaklığı, y eksenine olan uzaklığı mutlak değer x değil mi? Eşitmiş. X eksenine olan uzaklığının yani mutlak değer y'sinin iki katına eşit olsun diyor bana. O zaman ben bu burada mutlak değer y'ye a diyecek olursam mutlak değer x ne olacak arkadaşım? 2a olacak. Şimdi birim çember üzerinde yorumlayalım bunu. Hadi bakalım birim çemberi çizelim şöyle ve birim çember üzerinde yorumlayalım. Birim çember yarıçap bir birim olan çemberdi. Evet birim çember bu. Şimdi ben öyle bir nokta alacağım ki mutlak değer y a olacak, mutlak değer x ne olacak? 2a olacak. Yani bizim x değeri 2a olabilir, yani a pozitif olabilir mesela. Ee, x değeri 2a olabilir ya da ne olabilir? X değeri 2a iken y değeri de a olabilir. Yani 2a'ya a noktası. Mesela şuradaki nokta. 2a'ya a noktası olabilir arkadaşlar. Değil mi? Ee, sonra başka bunlar mutlak değerce birbirine eşit ya. Bunların negatifleri de olabilir. Mesela şuradaki nokta da olabilir. Yani eksi 2a'ya a noktası da olabilir. Bunun da x eksenine ve y eksenine olan uzaklıkları y işte 2a ve a değil mi? Evet. Aynı şekilde her ikisi de eksi olabilir. Eksi 2a'ya eksi a ya olabilir. Aynı şekilde ne olabilir arkadaşlar? Burası artı 2A ve eksi A da olabilir. İşte şu bu 2A'ya A dedik ya. Birinci bölgedeki nokta bu. Bunların negatifleri de olabilir. İkinci bölgedeki noktası da, üçüncü bölgedeki noktası da, dördüncü bölgedeki noktası da olabilir. Bu dördüncü bölgedeki nokta da şöyle baktığınız zaman x eksenine olan uzaklığı A, y eksenine olan uzaklığı 2A yapıyor. Uzaklık olarak baktığınız zaman. E yani şuradaki şart sağlanıyor. y eksenine olan uzaklığı, x eksenine olan uzaklığının iki katına eşit olan noktalar olmuş oluyor burada. İşte ben bunu yorumlayacağım. Bu noktaların ne diyor birleştirilmesiyle elde edilen şeklin alanı. Arkadaş şurası ve şurası. Burası eksi 2A burası A. Burası aynı şekilde A. Burası da 2A diye mi? Tabi bunlar dik olacak şöyle. E aynı şekilde burası eksi 2A. Burası da eksi A yapıyor. Burası da eksi A. Burası da eksi 2A. Bunlar 90 90 olduğu için içerideki şekil ne oluyor? Bir dikdörtgen mi oluyor arkadaşlar? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak. Eksi 2A. Yani şuradaki uzunluk 2A birim. Burası da 2A birim. Yani şurası 2A. Burası 2A. E şuradaki uzunluğa bakacak olursak arkadaşlar. Apsis 2A. Ordinat da A ya. Şu uzunluk A yaptı. Burası da A yaptı. Yani ne oldu o zaman burada? Şurası 4A. Burası da 2A mı oldu? Evet. Bu şeklin alanı nedir diye soruluyor bize. E arkadaş ben buraya A cinsinden buldum. Bir de bunun yarıçapı neydi? Birim çember değil miydi? Bu birim çember üzerinde değil mi? Evet. Birim çember üzerindeki bir nokta. Mesela 2A'ya A noktası denklemi sağlayacak. X kare artı Y kare eşittir 1 denklemi sağlayacak. Yani 2A yerine X yaz. Yani X yerine 2A yaz. 4A kare artı A kare eşittir 1'den. Buradan A'yı bulabilirsin. Birincisi bu. Ya da ikincisi hazır şekli çizmişken şekli yorumlayalım kardeşim. Hop bu yarıçap değil midir? En güzel ek çizim. Evet. Ve burada bir pisagor bağıntısı var. 1 2 kök 5 üçgeni A kök 5 eşittir 1 ise A'yı da buradan 1 kök 5 buluruz. Ve olay bitti. Benden ne isteniyor? Benden alan isteniyor. Alan dediğimiz 4A ile 2A'nın çarpımı. 4A çarpı 2A yani 8A kare isteniyor. 8 çarpı 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5 yapar. O da cevap ne yapıyor o zaman? 8 bölü 5 yapıyor arkadaşlar. Evet geometri ile trigonometri iç içe mi? Aynen öyle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İsterseniz matematiğe de tam olarak dönüştürebilirsiniz aslında böyle ama Bakın analitik geometri bilgisinde sanki biraz lazım bize bazı sorularda, Değil mi? Evet geldik örnek 6'ya. P virgül B noktası birim çember üzerinde olmak üzere. O zaman birim çember üzerindeyse denklemimiz X kare artı Y kare eşittir 1 ya denklemi sağlayacak. Bu ne demek? A kare artı B kare eşittir. Yani X yerine şimdi A virgül B noktası birim çember üzerindeyse o zaman X yerine A Y yerine B yazdığımız zaman denklem sağlanacak. Yani A kare artı B karenin ne olduğunu biliyoruz biz. 1 olduğunu biliyoruz. Peki. Bu noktalardan hangileri kesinlikle birim çember üzerindedir? Arkadaşlar tek tek inceleyelim. Birinciyi inceliyoruz şimdi. Birinciyi inceleyelim. B virgül eksi A. Arkadaş şimdi bu birim çember üzerinde mi? Hop gel burada yerine yaz. Yani B kare artı eksi A'nın karesi eşittir 1. Denklem sağlanıyor mu diye bakacağım. Arkadaş buradan B kare artı A kare eşittir 1 geldi. zaten bana şu bilgi verilmişti. A kare artı B kare 1'di. E B kare artı B kare, B kare artı A kare de 1 değil midir? Evet. Yani birincisi doğru oldu arkadaşım. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi de ne diyor? İkincisini inceliyoruz şimdi. Şu nokta bunun üstünde mi? Gel burada yerine yaz o zaman. Çember. Birim çemberin denklemi üzerinde mi diye. Koy bakalım yerine. Yazıyorum. Hocam a eksi b bölü kökkinin karesi artı a artı b bölü kökkinin karesi eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. E burada şunu açt açtığım zaman a eksi b'nin parantez karesi. A kare eksi 2ab artı b kare bölü 2. Bu da e, açtığımız zaman bölü 2 gelecek. Aynı payda da yazabiliriz. O zaman biz bunu artı a kare artı b 2ab artı b kare değil midir? A artı b'nin parantez karesi de. Evet. Bölü 2'ler olduğu için aynı payda da yazdım. Eşitleri 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. Şimdi burada bunlar birbirini götürdü. Yukarısı 2a kare artı 2b kare eşit bölü 2 eşitleri 1. Yaptığımız zaman... İki parantezin aldığımızda ikiler sadeleşiyor. A kare artı B kare eşittir 1 geldi. Evet bu denklem de sağlanıyor arkadaşlar. Zaten A kare artı B karenin 1 olduğunu biliyordum ben. Burada yine A kare artı B kare 1 çıktı. Yani bu da birim çember üzerinde oldu. Şimdi öbürünü deneyelim. Öbürüne şu noktaya bakıyorum. Bu nokta birim çember üzerinde mi? Denklemi sağlıyor mu? Yani ben ne yazacağım arkadaşlar? X yerine 1 eksi A. 1 eksi A'nın karesi artı Y yerine de 1 eksi B yazacağım. 1 eksi B'nin karesi eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. Arkadaş birincinin karesi 1 bir, eksi birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 2A artı A kare artı şu 1 eksi 2B artı B kare eşittir 1. Bir. Şu birler bu eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağım. Arkadaş A kare artı B kare zaten 1 değil mi? Evet 1. E denklem sağlanıyor mu diye bakacağım. Şu 1 e, 1 daha 2 yaptı. Şu a kare artı b kareden de 1 geldi. Bak şimdi 1 1 daha 2. Şu a kare artı b kare de 1 yapıyor. O zaman 3 mi yaptı burası? Evet. 3 yazıyoruz şuraya. 3 eksi 2 a eksi 2 b eşittir 1. Arkadaşlar şu ifade her zaman 1'e mi eşit? Ya da şunu atalım öbür tarafa. 2 eşittir 2 a artı 2 b geldi. Yani buradan a artı b eşittir 1 geldi. Yok. Ben ne arıyorum? Ne biliyorum ben? A kare artı B karenin 1 olduğunu biliyorum. Tamam A artı B A kare artı B kare 1 iken A artı B'nin 1 olduğunu buldum ben. Yani bu A yerine atıyorum 1 B yerine 0 yazdığımızda tamam bu kesinlikle sağlanıyor ama e, atıyorum 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 verdiğimizde ne oluyor? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir 1 sağlanıyor ama 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir 1 sağlanmıyor. O zaman kesinlikle dediği için tamam sağlandığı noktalar var. A artı B birken akar artı B karenin de bir olduğu durum sağlanıyor ama Her zaman sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. O zaman bu üçüncüsü yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Yani kesinlikle ama kesinlikle. Diğerlerine dikkat et. B kare artı A kare bir çıktı. Burada da akar artı B kare 1 çıktı. Ama burada A artı B 1 çıktı. Burada da akar artı B kare eşittir bir çıkmış olsaydı cevap kesinlikle üçte derdik. Ama A de artı B eşittir bir çıktı. O zaman 3 yanlış oldu. Yani doğru olduğu durumlar var ama kesinlikle doğru değil diyebiliriz arkadaşlar buna. Evet örnek 6'yı böylelikle ne bulduk arkadaşım? Hemen yazalım. 1 ve 2 bulmuş olduk. Evet birim çemberle ilgili kısmı biter mi? Trigonometride biter mi? Bitmez. Şimdi birim çember üzerinde tanımlanan fonksiyonlar var. Ona geldik onlardan bahsedeceğiz şimdi. Birim çember üzerinde ilk başta bu sinüsü ve kosinüsü tanımlayalım. Şimdi birim çember üzerinde bir alfa açısı alalım. Şimdi alfa açısı almak demek ne demek? Şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle açı almak. Mesela bu 0 derece. Atıyorum 10 derece burası. 20 derece burası. Böyle geldim buraya 180 derece. Mesela 180'e 10 ekledim. Burası kaç yapıyor? 190 derece yapıyor mesela. işte açı birim çember üzerinde kaçı bu şekilde bulunuyor. O zaman birim çember üzerinde bir alfa derecelik açı aldığım zaman şu şekilde e ben bunu yorumlayacağım şimdi. Bir de birim çemberde şu tanımı da bil yatay eksene x eksenine kosinüs kosinüs ekseni olarak adlandırılıyor. Dikey eksende sinüs ekseni olarak adlandırılıyor. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam Alfa açısı birim çember üzerinde AP yayının bitim noktasına eşleşmiş olsun. Evet. Şöyle bir alfa açısı almış aldık burada. Şimdi bunu yorumlayacağız. P noktasının apsisine açının sinüsü denir. Pardon. Apsisine. Apsis değeri. Evet. X eksenine ne diyoruz? Kosinüs ekseni diyoruz. Apsisine kosinüsü Kosinüs denir. Kosinüs. Yazamadım şunu. Kosinüsü denir. Ve ne ile gösterilir arkadaşlar? Kosinüs alfa ile gösterilir. P noktasının ordinatına da açının sinüsü denir. Ve sinüs alfa ile gösterilir arkadaşlar. Şimdi birim çember üzerinde göstereyim. Şimdi birim çemberi çizdik daha sonra. Yani yarı çap biri bir birim olan çember çizdik daha sonra. Şöyle bir alfa derecelik bir açı aldık daha sonra. Nasıl tanımlanıyormuş? P noktasının apsisi sinüs alfa olarak ya nereden geldi bu sinüs alfa? Yatay eksen kosinüs. Apsisi kosinüs alfa olarak tanımlanıyor. Ordinatı da sinüs alfa olarak tanımlanıyor. Yani buradaki noktanın apsisi kosinüs alfa. Kosinüs alfaya ordinat da sinüs alfa olarak tanımlanıyor ya. İşte bu tanımı sen bileceksin. Yani bu tanım yani bu tanım üzerine zaten trigonometri şekilleniyor diyebiliriz. Tamam. Burası kosinüs burası da sinüs olduğunu bil. E arkadaş o zaman burası kosinüs alfa. Uzunluk olarak da kosinüs alfadır. Şuradaki uzunluk da nedir? Uzunluk olarak sinüs alfa değil midir? Evet. Tekrarlıyorum. Yatay eksen, kosinüs ekseni, dikey eksen, sinüs ekseni. Bak çoğu böyle açı değerlerini bulurken de bunu da kullanacağız. Buradaki A noktasını zaten yarı çap 1, 1 olduğu için 1'e 0. Buranın 0'a 1. Buranın eksi 1'e 0. Buranın da eksi 0'a eksi 1 olduğunu biliyoruz. 1 birim aşağıda olduğu için eksen üzerinde 0'a eksi 1 olduğunu biliyoruz. Ve burada P noktası nasıl tanımlandı şimdi bize? Hocam P'nin apsisi kosinüs alfa ordinatta sinüs alfa diye tanımlandı. Bu tanım çok önemli. A burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Bak trigonometride çok güzel bir özdeşlik buluyoruz şimdi. Hocam burası kosinüs alfa burası sinüs alfa ise eğer Pisagor bağıntısı yaparsam kos kare alfa artı sin kare alfa yani kosinüs alfanın karesi şöyle yazılmaz arkadaşlar. Kosinüs alfanın karesini bu şekilde yazacağımıza şu kos kare diye yazıyoruz sadece. O zaman cos kare alfa artı sin kare alfa eşittir ne geldi? 1 geldi. Bak çok önemli bir özdeşlik. Trigonometride çok kullanacağımız bir özdeşlik geldi. Bu tanımdan dolayı bu çıktı. O zaman şöyle bir özellik. İşte sinüs ve kosinüs arasındaki bağıntı neymiş? Ben burada cos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1 yazdım ama yer değiştir fark etmiyor. Sin kare artı alfa sin kare alfa artı cos kare alfa neye eşit oldu arkadaşlar? 1'e eşit oldu. Önemli bir özellik bulmuş olduk arkadaşlar. Bir de bu bir de şunu yorumlayalım. Arkadaş şimdi bizim kosinüs ve sinüs nerede tanımlandı? Birim çember üzerinde tanımlanmadı mı? Evet. Sen burada açıyı nerede tutarsan tut. Bak şuranın apsisine bak. Bak birden küçük oluyor. Ordinatına bak o da birden küçük oluyor. Sen bu açıyı nerede yaparsan yap. Ta burada bile alsan birim çember üzerindeki noktanın apsisi bir yapıyor bak. E o zaman şuradaki açıyı şurada da alsan. Bak geliyorum şuranın apsisi. Bak yine birden küçük oldu. Ordinatı bak yine birden küçük oldu. Aa, Nerede alırsan al. Bak apsis ordinat. Nerede alırsan al. Şurada da alsan. Bak apsis yine birden küçük. Ordinat da yine birden küçük. Ya da eksi birden büyük oldu. Hmm. Ama bir değerini de alıyor mu? Alıyor. Tam böyle. Bu sıfır derecelik bir açı yaptığımız zaman buradaki noktanın apsisini buradaki noktanın apsisi 1 yapıyor. Yani kosinüs 0 derece bak 1 yapıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Hatta onu ikinci videoda daha net bir şekilde daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. O zaman ben buradan ne sonucunu çıkartıyorum? Arkadaş bu tanıma göre bak bu tanıma göre şekillenecek ya trigonometri. Kosinüs değeri bu dikey eksendeki şu birim çember üzerindeki her bir nokta birden küçüktür. Hatta eksi birden de nedir? Büyük oluyor apsilerine baktığımız zaman. Aynı şekilde sinüs değeri de ne oluyor arkadaşlar? Sinüs değeri de bak o birden küçük oluyor. Nereden seçerseniz seçin. Buradan dik çizdiğimizde birden küçük oluyor. Hatta eksi birden de ne oluyor? büyük oluyor. Yani bu birim çember üzerindeki noktalara düşmüş oluyor. Bunun apsisi ya da ordinatı. O yüzden sinüs alfa değeri eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Kosinüs alfa değeri de eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Tamam dostlar. Mesela hemen şöyle bir şey var. Bakalım şuna. a bir rasyonel sayı olmak üzere. Yani bilgileri öğrendik. Şimdi bu bilgileri o yorumlayalım. Matematik bilgimizi de böyle ortaya koyalım. Şimdi birim çember üzerinde Birim çember üzerinde dememiş sonra da. A bir reel sayı olmak üzere. 4 sinüs alfa eksi 3. En geniş aralığını bulunuz. Bak şöyle dememiş. 4 sinüs alfa eksi 3 deseydi açımız alfa eksi 3 olacaktı. Burada ne demiş? Parantez koymadığı için 4 sinüs alfa eksi 3 değeri soruluyor bana. Arkadaş ben bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi eşitsizlik içerisine sokmak zorundayım. Ben sinüs alfanın değerini biliyorum. Sinüs alfanın değeri nedir? Hocam sinüs alfa değeri eksi 1 ile 1 arasındadır. E ben bunun eşitsizliğini biliyorsam buradan dolayı 4 sinüs alfa eksi 3'ü bulmaya çalışacağım. O zaman denklemi 4 ile çarparım. Eksi 4 küçüktür 4 sinüs alfa. O da küçüktür. Küçük eşittir daha doğrusu. 4 yaptı. Ama ben a değerini bulmak için 4 sinüs alfa eksi 3'ü bulmak zorundayım. O zaman denkleme ne yapıyorum? Eksi 3 ekliyorum. Çünkü 4 sinüs alfa eksi 3'ü bulmaya çalışacağım. O zaman buna eksi 3 eklersem eksi 7 küçük eşittir. 4 sinüs alfa eksi 3 o da küçük eşittir. Art 4'e eksi 3 eklersem 1 mi yaptı? Evet. Yani A ifadesi ne yaptı arkadaşlar? Bakın burası A ifadesi. Eksi 7 ile 1 arasında oldu. O zaman en geniş değer alanı A eleman eksi 7 ile 1 arasında oldu. Ve bunlarda da eşitlik olduğu için ne olmuş oldu? Eksi 7 ile 1 kapalı aralığı olmuş oldu. Cevap bu yaptı gençler. Geldik öbür soruya. Şimdi A değeri verilmiş. B değeri verilmiş. A eksi B kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor. A'nın aralığını bulalım. Hocam burada A'da kosinüs x var. Ben kosinüs x'in ne olduğunu biliyorum. Bak şimdi. Kosinüs x'in aralığını biliyorum. 1 ile eksi 1 arasında. A'yı bulmaya çalışacağım. A'yı bulmak için eksi 2 kosinüs x. Yani ben bunu eksi 2 ile çarpacağım. Hani eksi ile çarpınca şunlar yer değiştiriyor değil mi? O zaman eksi 2 buraya geldi. Küçük eşittir. Eksi 2 kosinüs x yapar burası. Sonra bunu eksi 2 ile çarptığınız zaman artı 2 yaptı artı 2 de buraya geldi. Eşitlikler yön değiştirir de ben şunların yerini değiştiriyorum. Fark etmiyor. E, burası böyle yaptı. Şimdi şuna bakalım. Bir de ne yapmam lazım? 2 eksi bunu bulmam lazım. 2 eksi 2 kosinüs x'i bulmam lazım. O zaman denkleme ne, ne yapmam lazım burada? Bak 2 ile çarptım. Burada da 2 eklemem lazım arkadaşlar. 2 eklediğim zaman da 0 küçük eşittir. 2 eksi 2 kosinüs x o da küçük eşittir 4 mi yaptı? Evet. Yani 0 küçük eşittir A. O da küçük eşittir 4 bulduk. A'yı bulduk mu bulduk. Şimdi sıra B'de. Ba B'de ne var? Sinüs değeri var. Sinüs değerini ben biliyorum. Sinüs Y değeri ne ile ne arasında? 1 ile eksi 1 arasında. E arkadaş sinüs değeri 1 ile eksi 1 arasındaysa o zaman ne yapıyoruz? 4 sinüs Y'yi elde etmem lazım. 4 ile çarpıyorum. Eksi 4 küçük eşittir 4 sinüs Y. O da küçük eşittir 4 yaptı. Ama artı 3, 3 artı 4 sinüs y'yi bulmam lazım. O zaman 3 ekliyorum. 3 eklediğim zaman eksi 1 küçük eşittir 3 artı 4 sinüs y. O da küçük eşittir. 3 eklediğim zaman 7 yaptı. Yani eksi 1 küçük eşittir. Burası da b yaptı. B. O da küçük eşittir 7 bulduk. A'nın ve b'nin değerini bulduk arkadaşlar. a benden a eksi b isteniyor. O zaman a'yı yazayım. Bak şimdi a eksi b'yi bulurken a'nın aralığını 0 küçük eşittir a. O da küçük eşittir 4. Bir de eksi b'nin aralığını bulmam lazım. Eksi B'yi bulurken de bunu eksiyle çarpmayacak mıyız arkadaşlar? Evet. Yani sakın şöyle yapmayın. A'nın aralığını bulup sonra eksi 1 küçük eşittir B o da küçük eşittir 7 deyip bunları taraf tarafa çıkarayım hocam. 0 eksi eksi 1 4 eksi 7 falan demeyin. Yanlış. Biz burada çıkarma var mı bunlarda? Yok. Ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplama yaparken de ben B, bana B lazım değil. Ne lazım? Eksi B lazım. O zaman bunu eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştiriyor da bak. Bunu eksiyle çarptığım zaman bu buraya gelecek. Yani eksi 7 yapıyor burası. Evet bu buraya gelecek. Eksiyle çarpmış eksi 7. Bu da buraya gelecek. Yani artı 1 yapıyor. Burası da ne oldu? Eksi B oldu. Şimdi benden A eksi B isteniyorsa taraf tarafa toplarım. Eksi 7 küçüktür. Küçük eşittir hatta. A eksi B o da küçük eşittir. 5 mi yapar? Evet. Yani bizim A eksi B aralığımız eksi 7 ile 5 arasında oldu. Kaç değer vardır? Bu aralıkta tek tek sayabilirsiniz. İşte eksi 7, eksi 6, eksi 5 böyle gidip artı 5'e kadar sayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da biz bunu nasıl buluyorduk? Her ikisinde bak her ikisinde küçüktür olsaydı büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart diyorduk. Her ikisinde eşitlik olursa da büyükten küçüğü çıkart bir de bir ekle yapıyorduk. Yani 5 eksi, eksi 7 bir de bir ekleyelim. Çünkü iki tane de sayı lazım ya. Açık kenarda ya bunu anlattık kardeşim. Tamam ben dinlemedim mi benden yoksa açık kenar. <laughs> ya her ikisi de küçük olduğu zaman ne yapıyorduk? Büyükten arasındaki değeri bulmak için hadi hatırlatayım. Atıyorum. Adam bana 5 ile eksi 5 ya da 5 ile 45 arasındaki kaç tane sayı vardır diye sordu. Büyükten küçüğü çıkartırsın bir de 1 çıkartırsın. E burada da her ikisinde de eşitlik var ya. Küçükten büyüğü çıkartırsın. Her ikisinde de birer eşitlik olduğu için buradan bir sayı buradan bir sayı geliyor. O yüzden hani bu büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkarttı. O zaman 2 ekleyeceğim yani artı 1 fazlası olmuş oluyor. Yani tek tek sayabilirsin de kardeşim sana kalmış ama sayacağına bu şekilde yap. Ya da terim sayısı formülünü biliyorsun. O terim sayısı formülünden ne yaparsın tamam. Ya büyükten küçüğü çıkart bir ekle. O da kaç yapıyor arkadaşım? 13 yapıyor. Ay küçücük şeyde ne oyalandım böyle. Neyse örnek 2 böylelikle 13 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaş 2m artı 3n ifadesinin en geniş aralığı verilmiş. Bak kosinüs x verilmiş bana bu. Arkadaş kosinüs x'in ben ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Madem kosinüs x eksi 1 ile 1 arasında 2 eksi m kosinüs x olarak tanımlanmış ya. Bu da eksi 1 ile 1 arasındadır. O zaman ben burada m'i bulacağım. Hocam 3'ten kurtulmam lazım. 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 küçük eşittir. 2 eksi m yaptı burası. O da küçük eşittir. 3 yaptı burası. Sonra ne yapmam lazım burada? Hocam eksi m'den kurtulmam lazım. Yani bir 2 çıkartalım bir ilk önce. Eksi 5 küçük eşittir. Eksi M. O da küçük eşittir. 2 çıkarttığım zaman 1 yaptı. Eksiyle çarpmam lazım. O zaman eksiyle çarpılmış buraya gelecek. Eksi 1 küçük eşittir. M. O da küçük eşittir. Eksiyle çarptığımda burası oldu. Yani normalde böyle artı 5 büyük eşittir. M büyük eşittir 1 oluyor da. Ben böyle küçük eşittir yazmayı çok sevdiğim için yerlerini değiştiriyorum sadece. M'in aralığını buldum. A bana 2M lazım. Onu da biraz sonra buluruz. Dur bakalım. Bir de sinüs 2'ye var. Hocam sinüs y'nin değerini biliyorum ben. Sinüsün için ne olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu ne ile ne arasındadır? Sinüsün içerisinde ne olursa olsun 1 ile eksi 1 arasındadır arkadaşım. E burada y olsa da eksi 1 ile 1 arasındadır. 2y olsa da eksi 1 ile 1 arasındadır. İstersen sinüsün içerisi çok karışık bir şey olsun. Fark etmez. O zaman buradaki sinüs değeri de yani 1 artı n bölü 3 de yine 1 ile eksi 1 arasındadır. 3 ile çarpayım. Eksi 3 küçük eşittir. 1 artı n. O da küçük eşittir. 3. E, buradan 1 çıkartıyorum. 1 çıkarttığım zaman eksi 2. Yok eksi 4 yapıyor. Eksi 4 küçük eşittir n. O da küçük eşittir. 1 çıkarttığım zaman 2 yaptı burası. Evet m'nin aralığı bu. N'nin aralığı bu. Benden 2m artı 3 isteniyor. Hemen 2m'i bulalım. Hocam 2m'nin aralığı ne olacak? Şunu 2 ile çarparız. Eksi 2. Tabi eşitlik var bunlarda. Ve burası 10 yapar. Bir de 3n isteniliyor. Bunu 3 ile çarparız o zaman. Eksi 12 küçük eşittir. 3n o da küçük eşittir. 6 yaptı. Taraf tarafa toplarsam şu eksi 14 yapar. Sonra küçük eşittir. 2m artı 3n yapar. O da küçük eşittir. 16 yapar. Yani 2m artı 3n ifadesinin en geniş değer alığı ne oldu? Eksi 14 ile kaç arasında oldu? 16 arasında olmuş oldu arkadaşlar. Yani örnek 3'ü böylelikle bu aralıkta bulmuş olduk. Geldik örnek dörde. O mutlak değer içerisinde. E arkadaşlar mutlak değer sorularında ne yapıyorduk? Mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi onu inceliyorduk. Mutlak değer içi pozitifse aynen çıkar mutlak değer içindeki ifade. Mutlak değer içi negatifse eksiyle çarpılmışı dışarıda olmuyor mu? Oluyor. E arkadaş birden kosinüs x'i çıkartacağım. Şimdi bu 1 ile 1 ile eksi 1 arasında ya hatta en büyük değeri 1 ya. Hocam 1 bile yazsam bu 0 yapıyor. Aynen çıkacak. E 1'den küçükse bak bu 1 ve 1'den küçükse 1'den küçük bütün değerlerde de şu 1 burası 1'den küçük. 1'den 1'den küçük bir sayıyı çıkarttığım zaman pozitif yapıyor. Yani bunun için her zaman pozitif. Pozitif olduğu için aynen çıkacaktır dışarıya. Yani 1 eksi kosinüs x diye çıkar. Peki sinüs x eksi 1 demiş. Hocam bu 1 ile eksi 1 arasında 1 yazarsam 0 çıkıyor. Tamam aynısı çıkabilir ama 1'den küçük ya burası. 1'den küçük bir sayıyla 1'den çıkart, birden küçük bir sayıyla biri çıkarttığım zaman ne oluyor? O zaman burası kesinlikle ama kesinlikle negatif oluyor arkadaşım. Çünkü sinüs değeri 1'den küçük değil mi? Evet o zaman birden küçük bir sayıdan biri çıkartırsam kesinlikle negatif. O zaman mutlak değer içi negatifse eksiyle çarpılmış çıkar dışarıya. Eksi sinüs x artı 1 diye çıkar burası. Şimdi de şunu yorumlayacağım. 4'ten şu var arkadaşlar. Arkadaşım 4'ten kosinüs x çıkartacağım ve Buradan da sinüs x'e ekleyeceğim. Şimdi sen bunun mesela şeyini düşün. Hocam bunun böyle kosinüs x bir dahi olsa. Bak kosinüs x bir dahi olsa. 4 eksi 1 ne oluyor? 3 oluyor. Hani en büyük değerini yazayım ki. Yani şurası negatif yapacak mı diye bakıyorum. Bunun da en küçük değerini yazsam Mesela eksi 1 yazsam Hocam 4'ten 1 çıktı. 3. 3'den de 1 çıkar. 3'den de 1 çıkar. 2. Ya böyle bir şey mümkün değil de. Kosinüs x'in 1 olduğu sinüs x'in de eksi 1 olduğu aynı bir durum yok da. Yani bunun en büyüğünü yazsam o zaman bu ifadeyi böyle en küçük yapmaya çalışıyorum. Bunun da en küçüğünü yazsam. Ya da şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Burası ne olursa olsun en fazla 2 oluyor. Yani burası kesinlikle pozitif oluyor arkadaşım. Ya da şöyle yapalım. Sen bir 4'ten neyi çıkartacaksın böyle? Eksi parantezini alsan. Kosinüs x eksi sinüs x'i çıkartacaksın. Ya yani kosinüs x'in en büyük değeri zaten 1. Sinüs x'in de en büyük değeri zaten en küçük değeri eksi 1. E 1 eksi, 1, eksi 1, 1 artı 2 yapıyor. Yani 4'ten bunun bulsan bulsan en büyük değerini zaten 2 bulursun. 4'ten de en büyük değeri çıkarsan 2 yapıyor. Yani burası kesinlikle pozitif olmuş oluyor. E o zaman burası pozitifse aynen çıkacak. Tamam bu aynen çıkacak ama bak aynı çıkacak ama önünde eksi var. Eksiyi dağıtayım o zaman ben burada. Eksi 4 artı kosinüs x eksi sinüs x şeklinde mi çıkacaktır bu? Evet. Şimdi burada kosinüs x'ler nanay mı? Nanay. Ondan sonra başka burada ne var? Sinüs x'lerle ilgili bir şey var mı burada? Sinüs x'lerle ilgili bir şey yok. Şuna bakalım o zaman burada cevaba bakalım. 1 artı 1 2. 2 eksi 4 eksi 2. O zaman eksi 2. Şu ikisi de ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 2 sinüs x mi yapıyor? Evet. Bunun en son çıkmış hali bu yapar arkadaşlarım. Yani eksi 2 eksi 2 sinüs x cevap yapacaktır örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bu ifadenin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz diye soruyor şimdi bana. Arkadaşlar şimdi burada kosinüsün içerisinde farklı bir değer var. Sinüsün içerisinde de farklı bir değer var. Eğer aynı değer olursa bir sonraki videoda bunu anlatacağım sana. İspatı ile birlikte anlatacağım. Şimdi burada kosinüs fonksiyonunun en büyük ve en küçük değerlerini bulmaya çalışacağım. Bunun en büyük ve en küçük değerini bulacağım. O zaman ben bunu aralığa sokmaya çalışayım. Bak şimdi kosinüs fonksiyonu kosinüs 3x fonksiyonu hatta ne ile ne arasında arkadaşım? 1 ile eksi 1 arasında bana 4 kosinüs 3x lazım. O zaman 4' ile çarpalım. eksi 4 küçük eşittir 4 kosinüs 3' x. O da küçük eşittir 4 mi yapar evet. Şimdi burası bak x'ten bağımsız. y'li bir şey. sinüs 4 y. Hocam sinüs 4 y değeri de 1 ile eksi 1 arasında benden 3'ü isteniyor. 3 ile çarpalım 3. 3 sinüs 4 y küçük eşittir. Burası da 3 mi yaptı evet. Evet. Şimdi benden bu ifadenin en büyük ve en küçük değeri isteniyor. Arkadaş alt alta yazalım. 4 kosinüs 3x ne ile ne arasındaydı? 4 ile eksi 4 arasında. E, 3 sinüs 4y ne ile ne arasındaydı? 3 ile eksi 3 arasında. Taraf tarafa toplarsam eksi 7 küçük eşittir toplamları o da küçük eşittir 7 yaptı? Evet. Yani buradaki ifadenin en küçük değeri eksi 7 yapar. En büyük değeri de kaç yapar? 7 yapar. Yani cevap en büyük değeri 7. En küçük değeri de eksi 7 yaptı arkadaşlar. Evet cevap böylelikle bu oldu. Geldik örnek 6'ya. O kareli bir şey var. Kareli bir şey de. Ya matematiğin ince noktalarıdır aslında bu. Yani mesela 4 a kare eksi 2'yi inceleyeceğiz. 4 a karenin yanında bir de ağlı bir şey olmuş olsaydı parantez kareli yapalım. Bunlar ince sorular aslında arkadaşlar şu söylediğim şey. Ama bu ince olmayan soru. Şimdi benden şey isteniyor. 4 sin kare 3x isteniyor ya şimdi. Şimdi 4 sin kare 3x eksi 2 isteniyor. Bunun yanında bir de 4 sin karenin yanında sinüslü bir şey olmuş olsaydı tam kareye tamamlayıp öyle bir şey yapmak. Yani bu eşitsizlik sistemindeki ince ayrıntılardan bir şeydir. Ama bunun yanında sinüs x olmadığı için ya da harfli bahsedeyim. Şimdi 4 a kare eksi 2 arayacağım. Ya yani bunu ararken bunu ayrı bulurum bunu ayrı bulurum sonra işlemi yaparım. Ama bu böyle değil de atıyorum 4a kare eksi 2a eksi 2 şeklinde olmuş olsaydı şu ifadeyi tam kare yapmaya çalışırdım. Tam kareyi yapacak değeri bulup ondan sonra eşitsizlik sistemini bulmaya çalışırdım. Bu eşitsizlik sistemindeki ince ayrıntı. Ama burada sinüs x'li bir değer olmadığı için tam kare yapmama gerek yok. Ya yani eşitsizlik sisteminde bu ince ayrıntıyı gördünüz. Hatırladınız. İnşallah hatırladınız. Neyse bu ifadenin en gençlerini en geniş aralığı soruluyor. Bak şimdi sinüs 3x'in aralığını ben ne biliyorum? Hocam eksi 1 ile artı 1 arasında biliyorum. Bana sin kare x lazım. O zaman sin kare x lazımsa o zaman karesini alalım. Karesini aldığım zaman hocam bu artı 1 yapıyor bu da artı 1 yapıyor ama negatiflerde karesini aldığımız zaman sıfırdan başlıyorduk. Sin kare 3x küçük eşittir 1 mi yaptı karesini aldığım zaman? Yani sin kare 3x sıfırla 1 arasında oldu. Bana 4 sin kare 3x lazım. O zaman bunu 4 ile çarparım. 0 küçük eşittir 4 sin kare 3x yapar. Değil mi? O da küçük eşittir. 4 ile çarptığım zaman 4 yaptı burası. E bir de ne lazım? Eksi ikisi lazım. O zaman denkleme eksi 2 eklemem lazım. O zaman eksi 2 küçük eşittir. 4 sin kare 3x eksi 2. O da küçük eşittir. İki, eksi 2 iki ekliyorum buraya. 2 yapar. O zaman şu ifadenin aralığı ne oldu? Eksi 2 ile 2 arasında oldu ve bunlar da eşitlik olduğu için kapalı aralık olmuş oldu arkadaşlar. Evet bu aralık bu şekilde bulundu. Ama ince ayrıntı eşitsizlik sistemine şöyle bir bak istersen. Böyle 4 a kare artı ya da a kare artı a'lı bir şey olduğunda tam kare yapacağını büyük ihtimal bir sonraki videoda ben sana soru olarak göstereceğim. Çünkü yazılmış olması lazım. Yazılmış işte görüyor musun yazılmıştır Ya burada bu fasikülde gerçekten yok yok ya her kalıp soru var kardeşim ya. Gerçekten var. Evet gençler böylelikle ikinci günün birinci videosunu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bu işin devamında. Yani ikinci günün ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.